şarkısı, Coşkun ve İpekli aileler adına da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet, yine güzel bir cumartesi gününde, güzel bir nikah merasiminde, düğün merasiminde sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İlçemizin sevilen sayılan ailelerinin değerli evlatları, Büşra kardeşimiz ve Cihan kardeşimizin inşallah hep beraber nikahlarını kıyacağız, düğünlerini birlikte tamamlayacağız. Ben öncelikle gençlerimizi vermiş oldukları bu kararlarından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim çıkmış oldukları bu yolculukta onları utandırmasın, mahcup etmesin. Mutlu, huzurlu, bol ve bereketli bir ömür diliyorum kendilerine. Yine onları yetiştirip büyüten, bugünlere gelmelerine vesile olan her iki anne babayı da canı gönülden tebrik ediyorum. Nikah merasimlerinde gençlerimize hitaben ifade etmeye çalıştığımız, evliliğin olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz dört formülü, sevgi, saygı, sadakat ve sabır. Gençlerimiz bunlara dikkat ederler ise, inanıyorum ve ümit ediyorum ki ayağı daha yere basan gençlerimize inşallah edepli, inançlı, ahlaklı nesiller yetiştirmeyi, salih evlatlar yetiştirmeyi Rabbim kendine nasip etsin diyorum. Uzaktan ve yakından bu nikah merasimine teşrif eden saygıdeğer misafirlerimize bir kez daha şahsım ve erkek ailelerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hiçbir etki ve tesir altında kalmadan evlenme isteğinizi bildiğiniz evlendirme memurluğuna müracaat ederek beyan ettiniz. Bu beyanlarınızı yapmış olduğumuz incelemelerde evlenmenize yasal olarak herhangi bir engel ve mani bulunmamaktadır. Bu beyanınızı bir kez daha benim, çok değerli şahitlerimiz ve saygıdeğer misafirlerimizin huzurlarında tekrarlamanızı ben sizlerden istirham ediyorum. Sayın Büşra İpekli Hanımefendi, kendi istek ve arzunuz ile hiçbir etki ve tesir altında kalmadan Sayın Cihan Coşkun Beyefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Ben evine döndürmedim. Olmaz ki. Evet. Kızımız kim var ondan başkanım? Evet, teşekkür ediyoruz Gelin Hanım. Sayın Cihan Coşkun Beyefendi, kendi istek ve arzunuz ile hiçbir etki ve tesir altında kalmadan Sayın Büşra İpekli Hanımefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet! Evet, teşekkür ediyoruz. Aranızda çok değerli şahitlerimiz var. Sayın Değer Ekim, Sayın Değer Türkçü Beyefendi. Gençlerimizin beyanını duydunuz. Şahit ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Hani İbrahim Gül Bey, gençlerimizin duyduğunu şarkı ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Ege Beyefendi, gençlerimizin beyanını duydunuz. Şarkı ediyor musunuz efendim? Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İşi mi? Ben hallederim. Soracağız mı? Bana akraba bak benim ona bilirsin mi? Photoshop yapalım üzerinde. Çıvırız değil mi? Uyar uyar. Allah'a imanet etsiniz. Son yaparlar.
Yaprak gider üretilir ya. Bir evler daha açalım. Başkanım ne çok önlendiriyor valla. Ben görevlerimizde şahit oldum. Başkanım son kararınız ne diye soruyordu zahirler. Peki de Ramazan geldi artık sorma. Hep beraber ayağa kalkıyoruz. Evet, saygıda misafirler, kahvemizi tamamlamak üzereyiz. Ben öncelikle gene de halkının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak gençlerimize eş olarak inan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Tabii Emre Mecid Hanım'ı bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, davetiye olsun veya olmasın, kendisi gene de olduğunda hep beraber birlikte iştirak ediyoruz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. 7 Haziran'da yapılan seçimlerin öncelikle ülkemize hayırlar getirmesini, ilçemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli milletvekilim 4 yıl milletvekili olarak bizlere hizmet etti. Hem ilçemize hem bolumuza sizlerin büyük teveccühüyle hemen hemen Türkiye rekoru kırarak %80 bir oy vererek milletvekilimizi tekrar yeniden meclise gönderdiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ben sözlerimi uzatmadan önce hemen mikrofonu da saygıdeğer vekilime arz ediyorum. Sayın vekilim buyurun. Evet, ben de bu güzel anlamlı günde, anlamlı bir birliktelik vesilesiyle rahmetli bir ayın içerisinde Ramazan'dan önce birbirine yakışan iki genç kardeşimizin mutlu birliktelikleri vesilesiyle bir aradayız. Ben uzaktan yakından gelen tüm misafirlere kalp duygularımı selamlıyorum. Tabii geçtiğimiz hafta seçimdi. Gerek halkı gerçekten bizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadı. Ben yürekten başkanım gibi kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Dün olduğu gibi bugün de inşallah mahcup etmeyeceğiz. Yola hızlı bir şekilde yine devam edeceğiz inşallah. Evet, iki genç kardeşim var burada birbirine yakışan. Tabii burada çocuklarımız var, evlatlarımız var. Ben her gün ısrarla bunu söylemeye çalışıyorum. Şüphesiz bu genç kardeşlerin bu yaşa gelip büyüseye kadar onları doğup büyütüp yetiştiren bu cemiyete katan anne babaları var. Ben anne babalarına kocaman alkış istiyorum. Evet, her iki genç kardeşimi tebrik ediyorum. Rabbim kendilerine cihan saadet versin, uzun bereketli bir ömür versin. Elbette ki uzun ömrün, uzun bereketli ömrün meyvesi de bu aziz ve necip milletin nesebinin neslin devam etmesi anlamında salih evlat. Sizlerden bol bol salih evlat istiyoruz. Aramızda çok değerli şahitlerimiz var, misafirlerimiz var. Tarım Bakanlığı'ndan gelen çok değerli daire başkanımız var. Yine aynı şekilde kardeşimiz var. Biz aramızda istişare ettik, dedik ki ya medeni kanuna göre hukuken evin patronu kocadır ama pratik hayatta maalesef Bekir abi böyle olmuyor. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyledir. Hem de genelde hanımlar patron oluyor, yapacak bir şey yok. Onun için biz aile cüzdanını bir ömür boyu saklamak üzere, senin de her aradığında bulmak üzere biz kızımıza verim uygun gördük. Ama bundan önce de fincan takımımız var. İlk kahvede damadımız pişirsin murad ediyoruz. Bir duyalım bakalım. Pişirelim, herkesi de davet ediyorum. Evet, bir alkış istiyoruz damadımıza. Evet, kahveyi damadımız, daha sonra zaten gelin kızımız ömür boyunca pişirir. Bizleri de davet eder inşallah. Allah iki cihan saadeti versin diyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Böyle biz de teslim etmiş olalım. Allah mübarek etsin. İsmail bir de. Şöyle bir fotoğraf alalım. Sen de kaleye gitsin. Taş ol. Selimhane. Nasıl? Yengenim ben burada. Al sen. Olur. Ne yapmak bir kar o. Fotoğraf karesinden beni sinirli yok buraya geliyor.